Sevgili seyirciler, Talat Bahar Gazi Osman Paşa'dan programa geliyor. 25 Ocak'ta eşim evi terk etti diyor. Yalnız 25 Ocak'ta enteresan rastlantı. Osman amcanın da eşi 25 Ocak'ta terk etmişti. Siz de 25 Ocak'ta. Demek ki o gün bir artık Merkür mü geri gidiyor, değil mi? Var ya öyle şeyler. İnanır mısınız gezegenler işte... Esra Hanım, hayırlı kandiller size. Hayırlı kandiller, çok teşekkür ediyorum. Bu hani bu gezegenlerin hareketleri, insanların etkilendiği dönemler olabiliyor. İnanıyor musunuz? Hiç dünyadan bir habersin. Boş konuş Esra Hanım. Yemin ederim kaçarken hızlısınız, şuradan şuraya yürüyemiyorsunuz. Esra Hanım. Buyurun. Ben cuma günü gelmedim. Sebebini... Evet, bu arada çok geçmiş olsun. Evet. Bir anne olarak... Ne aradı 2 yaşından çocuğunu, ne de sordu bu çocuk. Ben hastanelerde uğraştım. Ne diyorsunuz seyirciler? Buyurun, anne karşınızda, yazıklar olsun diyorum. Analık da yapıyorum, babalık da yapıyorum. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapayım. Sizin konunuzu geçtiğimiz hafta çarşamba mı, perşembe mi işledik biz? Perşembe günü işledik. Ertesi gün konuya devam edecektik ama etmeme sebebimiz... Talat Bey'in 2 yaşındaki çocuğu, 2 çocukları var çiftin. 2 yaşındaki çocuğunun çok ciddi bir rahatsızlığı olduğu için siz hastanedeydiniz. Evet. Bu sebeple de buraya gelemediniz. Evet. Songül Hanım, durumdan haberdar mıydınız? Yok, haberim yoktu. Peki hiç şunu sorgulamadınız mı? Ya bu Talat nerede, geldi beni bulmak istedi bir anda, düşmanım bu adam bile diye... olsa, düşmanım olsa bile sorarım ben. Düşmanım olsa bile sorarım. Ya da şöyle sorarım. Vicdan olacak bir kere, vicdan. Bebeğin rahatsızlığını biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Daha önce sen astım hastası olduğunu bilmiyor musun? Bu çocuk 15 günde bir hasta oluyor. Ya sen var ya sen. Ya yeminim var ya, çileden çıkardın beni. Yeminim çileden çıkardın sen beni ya. Çocuğum ya, çok çıkıyorsunuz hasta. Buraya. Bir bayan çıkıyor buraya. Yok bizi dövdü, yok vurdu, etti. İşiniz gücünüz o ya. İşleri güçleri buraya yalan atmak. Hayatın yalan senin, hayatın. Asıl senin hayatın yalan. Hayatın yalan senin. Sen Eyüp'te... 3 kilo, 15 kilo sütü, 1 koli yumurtayı kime götürdün? Cevabını ver. 1 milyar 65 milyon. Telefondan mesajların geliyor. Çıkardım hattını. Kime götürdün? He? Süt banyosu mu yaptınız? Yoksa başka yere hediye mi ettiniz? Allah senin bildiği gibi yapsın diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum sana. Evet, 1 kilo süt. 15 kilo manda sütü, 1 koli yumurta. Nereye götürdün? Nereye götürdün? Evime getirdim. He, bak bana orada da aynısı dediler, evine. Esra Hanım, eve getirdiyse 2 çocuğumun da yüzünü göstermesin bana. Yalan söylüyor, yalan söylüyor bu. Esra abla, bu yalan söylüyor. Boşayın. Ben istemiyorum. Esra Hanım. Onu biliyorum. Esra Hanım, bu hayatı yalan bunun. Şu soruya cevap verir misiniz? Hayatı yalan bunun. Siz bunu nereden öğrendiniz? 15 kilo sütle. Esra Hanım, mesajlarım burada. Beni aradılar. Mesajda gösterebilir miyim? Kim aradı sizi? Bu semt olarak vereyim mi? Semt verebiliyorsun. Eyüp Sultan'dan verdiler. Evet. Çıkardım hatta, otomatik bana düştü. Borcunuz gecikti. 15 kilo manda sütü, 1 koli. Hayır, bir saniye, borçla mı aldın? Borçla almış. Evet, borcu da varmış. Kaç para borcunuz? Efendim? Kaç para borcunuz? 1 milyar 65 lira benim borcum değil. Abi eve gelmedi. Ben sütü her pazardan alıyorum. Kendisi de biliyor. Peki soralım Songül Hanım'a. Gaziantep'e giderken süt ve yumurta götürdünüz mü? Alıp evime getiriyordum, ediyordum. Yalan söylüyorsun sen. Bak, yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Benim de faydam oldu. Yalan söylüyorsun. Satın alınma tarihi ne? Efendim Esra Hanım? Satın alınma tarihi ne sütle yumurtanın? O telefonda Esra Hanım, hepsi orada. Bir defada bölünmüş, yani 25 Ocak'ta eşin kayıp ya. 25 Ocak'ta kayıp ya. 25'inde mi alıp gitmiş? Bu oradan devamlı alıyormuş, para ödüyormuş, tekrar yine süt alıyormuş oradan. Kime götürüyor bilmiyorum. Sen bu sütleri kime götürüyorsun biliyor musun? Senin o eski ustan vardı, hatırlıyor musun? Ben onunla görüşmüyorum. Yalan söyleme! Onunla görüşmüyorum Onunla görüşmüyorum! Beni çıldırtma! Beni aldatamazsın sen! Sen beni aldatamazsın! Talat, oturur musun? Saldırma aman Esra Hanım, korkma. Ben öyle kişi... Ben bir... ...diyorsa saldır diye. Yok, yapmam diyorum, yapmam. Ben sizinle konuşuyorum. Tamam. Nereye götürmüş? Onu sorayım Esra Hanım. Süt ve yumurta nerede? Kurumişçiye borcum var. Millet benim peşimi bırakmıyor. Benim peşimi bırakmıyor. Benim peşimi bırakmıyor, tamam mı? Telefonlardan çıkıyor. Benim peşimi bırakmıyor. Anlıyor musun? Nerede? Borçlarını temizle. Tamam, nerede almışım? Neyi almışsın? Aldıklarımı ben kendim veriyorum, kusura bakma. Veriyorsun da be. Niye millete mesaj geliyor o zamana? Günü geçti. Sütlerin parasını ödemiyor diyor. E niye kendi telefonunu vermiyor? Verir mi? Verim Esra Hanım. Benim telefon Esra Hanım sizden ricam. Benim telefonumu neden kırıyor? Kırmasım lazım, teslim etmesim lazım. Hangi telefonu? Kullandığı telefonu mu? Yok. Şimdi benim kırdı çıkardım dedim ama bana mesajlar gelmeye başladı. O yüzden. O telefonumu kırdırmış atmış. Niye attı acaba? Anladım. Onun kullanmış olduğu hatta gelen mesajları siz artık görebiliyorsunuz. Evet. Hatta çıkardığınız için. Evet. Yani senin telefon numaranı vermiyor. Onun kullandığı hatta mesajlar geliyor. Evet. Songül. Efendim? Arkada kendine ait karanlık bir dünyan da olabilir. Kendi başına yaşadığın, görüştüğün insanlar da olabilir. Gerçekten bu hani kendi evinin dışında farklı yerlere de ne bileyim süt, yoğurt, yumurta taşıyor muydun? Çok abartısız. Ben alıp evime getiriyordum, ediyordum. Her şeyimi de evime alıp getiriyordum. Esra Hanım, ben pazar günü, pazar seyinde... 15 kilo süt. Manda Esra Hanım, ben pazar günü her zaman gidiyorum. Aldığım kişi var. Yoğurdu da güzel olur ama hemen tüketmek lazım. Hanım Esra Hanım, pazar günü bizim oranın pazarı var. Pazar. Ben oradan her zaman abla, her pazar alıyorum. 5 kilo alıp geliyorum. Hı. Yalan söylüyor. Bak anladım. Sana yemin söyleyeyim, Allah beni evime götürmesin, her şeyi de yalan. Zaten bu dövdüğü de yalan, evde kovdu Esra Hanım. Bana dedi ki cuma günü dedi geleceğim dedi, eşrafalı terkip gideceğim dedi. Ben de dedim ki gidersen bir daha gelme dedim. O onu kastediyor bu. Kusura bakma, beni evden kovan sendin. Benim evden kovan sendin. Esra Hanım 7 senedir evdeyim. Niye 15 günde benimle böyle kötü oldu? Onu soruyorum ben size. Neden peki, kötü oldu? Peki bir şekilde iyi kötü hayatımız devam ederken ne oldu da 15 günde sorunlar bu kadar büyüdü? Şöyle söylüyorum. Evde tartışma oluyordu. Tartışma konusu ne? Dayak mı? Bir dakika ya. Hı. Eve işten gelirdim. Yani beni eş yerine koymazdı. Bir köpek yerine koyardı. Hı hı. Bir alıp karşısına oturup etmezdi. Elinden tuttuklar düşmezdi. Hı hı. Onun için artık ben soğudum yani, istemiyorum. Soğudunuz. Sizin de daha farklı ilgilenen, size yakınlık gösteren biri olduğunda insan bu aradaki farkı görebiliyor. Biri sizle ilgilenmeye başladığında ya evdeki normal değilmiş ya, burada bir anormallik var der insan. Bu farkı görebileceğiniz bir ortamınız oldu mu? Nasıl bir şey? Yani şöyle, o seni eş gibi görmüyor ama bambaşka biri size çok yakınlık göstermiş olabilir. Ya ben ondan sevgi hiçbir şey görmüyorum. Görmediniz. Yani ben eşi... Tabii görmüyorsun. Sen var ya sen. Senin o pisliklerin çıkacak. Çıkacak. Neyi çıkacak? Çıkacak diyorum. Tamam, senin o yaptığın pislikler çıkacak. Neyi çıkacak? O kişiyi de bulacağım. Tamam, sen neyi sütleri çıkacak? O kişiye taşıdın. O neyi kişiye çıkacak? Taşıdın. Neyi? O kişi sen daha iyi biliyorsun. Beni dedi ya sen 50 tane iş değiştiriyorsun. Oradan çalış. 10 gün orada çalış. 5 gün orada çalış. Sen bir şey tutturamıyorsun ki. Bir de diyorsun ki utanmadan pır sana yazıklar olsun be. Gece konuda oturuyorum. Ben bu evde oturmam ya. Benim ona gücüm yetiyor ona. Benim ona gücüm yetiyor. Ne zaman söylediniz bu cümleyi? He? Benim ona gücüm yetiyor, tamam mı? Ben seni her zaman da destek ettim. Gecenin 12'sinde istediğin yiyeceğe daldım. Ay sizin aranızda hep bir yiyecek mevzu var. Yani börekler, kolalar, Esra Hanım, cikletler, Esra Hanım, çekirdekler, çerezler. Sürekli homili gırtlak ya. Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Esra Hanım, yemin ediyorum sana bunun konuştuk. Bak bu var ya şimdi, annemin üzerine yemin ediyorum, inanmayın. Bak yemin şart olsun da hepsi yalan. Şimdi evlilik içerisinde değer görmediğini söylüyorsun. Siz evde rolleri değişmişsiniz. Sen çalışan bir kadınsın, o da evde çocuklara bakan bir adam. Doğru mu? Sorumluluklara ayırmışsınız. Sen çalışmayı tercih etmişsin, o çocuklara bakmayı. Ama o da şundan şikayet ediyor. Diyor ki çocuklarıyla hiç ilgilenmiyordu. Hayır, yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Çocuk için yalan söylüyorsun. Çocuklar da yapmadı, evde oturuyordu. Dana gibi gidip yatıyordun yerde be. Konuşma. Yalan söylüyorsun. Sen konuşma. Erkek olsaydın çalıştırmasaydın. He. Adam mı? Erkek mi? Evet. Erkekim değil mi? Doğru söylüyor değil mi? Erkek olsa çalıştırmasaydın, gidip sen yazılı kural mı bu, erkek çalışır kadın evde olur diye? Sen şartlar değişebilir. Esra Hanım bana dedi ki sen de çocuklar daha iyi bakıyorsun dedi. Sana yardımcı olayım ben dedi. Ben de tamam dedim. Çocuklarım ben bakamıyorum, sen dahi bakıyorsun diye o şekilde gitti. Yalancı. Ya delirtme beni be. Yalancı. Ya diyorum ya siz buraya. Yalancı olarak geliyorsunuz da buraya. Varmış. Yok dövdüm etti. Efendim? Ev veterisini bir ekrana getirmek istiyorum. Bu evde ben yaşamak istemiyorum dediniz mi? Esra Hanım dedi. Hayır. Gece kondu beni çok büyük şey gördü. Küçük gösterdi bana. Millete küçük gösterdi bana. Tamam evim kötü. Durumum bu Esra Hanım benim. Ben ama ne yapabilirim? Ama hayatım siz kaçarken sen sarayda da yaşamıyordun. Hayır. Gideceksin. Kaçarken biliyordu ne olduğunu. Benden boşanacağım zaman gidersen zenginin evlenirseniz dublekste oturtturur. Ben bu şekilde benim gücüm yetiyor. Peki görelim evi. Benim ellerim akşam kadar çöplerin içindeydi. Çöpten giyiniyorum bak çöpten. Üstüme bir şey almıyorum çocuklarıma bir şey alayım diye plastik topluyorum. Eve gelebilir miyiz çekime? Gelebilirsin evimin halini de görebilirsin. Evet, İstanbul Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya mahallesindeyiz. Talat Bey'in evine geldik. Hem evini göreceğiz ve bu çocuklara Talat Bey nasıl bakıyor? Ben analık da yapıyorum, babalık da yapıyorum çocuklarıma. Elimden geldiği kadar da çocuklarımın arkasındayım. Bir haftadan beri Songül Hanım evi terk ettiğinden beri sen evden dışarı çıkamıyorsun. Hayır çıkamıyorum. Evle de ilgisi yoktu zaten. Hiçbir temizliği yapmıyordu. Altını da almıyordu. Geliyordu, yatıyordu. Çocuklarla ilgisi yoktu. Diyordum ki çocukların altını al diyorum. Ben olmaz sen yap. Ben yapamam Edi diye söylüyor bana devamlı. Burası kendisinin makyaj yaptığı yer. Makyaj odası mı? Heh, makyaj yaptığı yer. Burası kendisinin. Buraları leş gibiydi. İşte düzenleme yaptım işte buraları. Hepsi düzenlemesini yaptım. Leş gibiydi buraları. Burası da mutfak mı? Evet Özkan Bey buyurun. Yemeği falan sen yapıyorsun. Evet evet. Her şeyini ben yapıyorum. Evin eski olmasına ama evin temiz yani evin temiz. Evet ben temiz tutuyorum. Tertemiz ettim çamaşır suyuyla. Burayı nereye ısıtıyorsun? Kömürlü odun ısıtıyorum. Makineyi sürekli veriyoruz çocuğa. Evet, evet. 20 dakika arayla veriyoruz. O zaman bu evde birinin hep sürekli olması gerekiyor. Evet, onun da benim bir yere de çıkmıyorum artık. Yani bu saatten sonra çocuklarımla ilgileniyorum. Siz diyor mu çocuğu görüyorsun? He, vicdanın sızladı mı? Sende gurur yok ya, ağlamazsın. Gurur yok. Çocuklarını özledin mi? Özlemez Esra Hanım, özlemez. Ben Songül'e soruyorum. 25 Ocak'tan beri ortada yoktun. Ve sonra seni bulduk, buraya getirdik. Çocuklarını özledin mi? Hafta sonu böyle bir talebin oldu mu çocukları görmek gibi? Yok, olmadı. Görmek istiyor musun onları? Esra Hanım, benim durumum bu Esra Hanım. Yani ben babalık, analık bu kadar yapıyorum. Bana yardımcı olun yani. Ben artık bu saatten sonra istemiyorum Esra Hanım. Gereken cevabı yapıyorum. Ben plastik topluyorum Esra Hanım. 10 milyarda maaşım var. Çocuğuma elimden gelen kadar yardım ederim. Ya bu benim işim bu Esra Hanım. Ama çok arkadaşlar çok görmeyin beni. Bundan sonraki hayatında kimse yok mu? Hayır. Sadece Songül mü var? Esra Hanım çıkacak. Yani boşanırken çocuklarını almak ister misin Songül? Aslında sana bunu sormak istiyorum. Ben küçük oğlan almak istiyorum. Hayır Esra Hanım, bakacak yeri yok, veremem. O çocuk astım hastası hastanelere götürmüyor. O çocuk öldürecek o çocuğu. Vermem, kesinlikle vermem. Bir ana evlatını öldürmez. Sen yaparsın. Sen hastanelere götür dedim, şu çocuğu da götürmedin. Nefes alamıyordu. Yalan söyleme Sarıyer'de. Bak konuşma, bak beni yalan konuşturma. Söyleme, yalan söyleme. Sen yalan, senin zaten hayatın yalan diyorum, hayatın yalan. Çocuk yok sana, yok! Sana çocuk yok! Sen öbür çocuklarına bakamadın. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuğunu bıraktın. Çocukların ne diyor biliyor musun sana? Ben konuştum çocuklarınla, ben. Anamız yok diyor, bizim artık babamız var, biz orayı bizi tanımıyoruz diyor. Konuştum. Çık da konuş telefona. Kim olduğumu anlat, konuştum seninle ben. Konuş şunu rezil et. Zaten rezil edeceği kadar ettin zaten. Ama orada da şunu söyleyeyim. O 3 çocuğunu senin için terk ettiğinde o zaman hayrandın ona. O zaman insan şunu sorgulayacak. Diyecek ki ya 3 çocuğunu benim için bırakan biri yarın öbür gün beni de çocuklarımla ortada bırakır. Sonuç değişti mi Talat? değişmedi. O gün üçünü bıraktı, bugün ikisini bıraktı. Esra Hanım, bak yemin ediyorum sana, beni sokaklarda kaldım dedi, kötü yola düşeceğim dedi, beni bunlar evden dedi kurtar dedi, ben o şekilde evlendim. Esra Hanım bak, yukarıda Allah var, 2 tane çocuğum var, yemin ediyorum sana bak. Yalan söylüyorsa da Allah cezasını versin. Songül'üm, sen 25'inde kaçarken, Antep'e gittiğinde orada saklanıyorsun. Halbuki seni alacak bir akraba, bir komşu, birileri var. Bir planın vardı, o planın suya düştü. Değil mi? Bir plan dahilinde sen o gün evden çıktın. Abla çok görmeyin bana sen ya. Sen öyle plansız gitmezsin. Hiç planım yoktu. Beni yani evden kovduğu için ben gittim o evden. Yani o vazgeçmene değer mi, onu öğrenmek istiyorum. Değer değildi ama ben o evden, beni kovduğu için o evden gittim. Ya cuma günü eve git. Ya ben ne anlat, cuma günü gideceğim daha gelmeyeceğim diyeceğim, ne dedim ben sana? Çek git daha da gelme dedim bu şekilde. Gidince ben seni, ben tükürdüğüm yalan insan değilim. Şu kapıdan gitti mi daha giremezsin o kadar. Evden kovan sendin beni. Ya gideceğim olan sensin, istemiyorum dedin sen ya bana. Sen nasıl bir insan? Ya 7 senedir kovmamışım da seni. Son gideceğin gün mü kovdum seni be? He? Sana yazıklar olsun be. Asıl sana yazıklar. Esra abla beni bundan boşayın, ben daha gelmeyeceğim. Tabii gelmeyeceksin. Şimdi... Pisliklerin çıkacak, pisliklerin. Nereye senin pisliklerin çıkarana ben buradayım. Ay, nereye gideceksin buradan? Ablama gideceğim. Bartın'a. Evet. Ben gitsem bile yine çıkacağım buraya. Sorun şurada, siz niye? Bir problem var, çocuklar var. Telefona siz böyle kulağınızı böyle gösteriyorsunuz. Antep'e gidip tekrar Bartın'a dönmek niye? Aynı gün içerisinde. O kişinin başı belaya girmesin diye ben geri döndüm. Ama oradan ablanız var, hiç o kişiye Antep'e gitmenize ne gerek var? Buradan kaç saat yol gittiniz Antep'e? Gitmiş yani de geri dönmüş. Yani ablanız varken o kadar yol çekilir mi? Yani Gaziantep'e gidiyorsunuz, sonra geliyorsunuz Bartın'a, böyle yol. Direkt oraya düşündüm. Anlaşamadın, yani ablana dersin ki ben, hasta çocuk da var, yeni hastaneden çıkmış değil mi? Abla biz anlaşamıyoruz. Diğer çocuk da küçük ve bak anlamıyorsun. Talat, büyük oğlunuz hastalansa nüfus cüzdanında ne yazıyor baba ismi? İsmini kullanmak istemiyorum ben. Tamam, başka bir ismini kullanmayın dediler de o yüzden kullanmıyorum. Soy ismi de başka değil mi? Evet, ben kendisiyle de konuştum. Şimdi diyorsun ki küçük çocuğu alacağım, ben büyüğü almayacağım. Hastalansa nasıl götürecek baba? İspatlasın baba olduğunu. Ne diyecek? Hülya Hanım. Seni mi arayacaklar tüm Türkiye'de, Gaziantep, Bartın, anne nerede diye? Hülya Hanım, bu çocuk bakamaz. Bakamaz diyorsan bakamaz. Ben çocuğumu elin kapısında niye bekleteyim ya? Ben çocuğuma her türlü bakarım. Neyle bakacaksın? Her türlü bakarım çocuğumu. Dostun olduğu zaman bakacağım beraber. He? Neyle bakacaksın? He? Ne dostusu ya? He? Sen Yıldız Sabya'da gece 12'de kiminle konuşuyordun? He? Niye özel konuşuyorum diyormuşum millete. He? Niye yalan söylüyorsun sen? Ben yalan söylemiyorum. Ne söylüyor? Talat, ne fark eder? Hiçbir abartmaya gerek yok. Ben senden boşanmak istiyorum. Ne fark eder? Acın aynı değil mi? Hayal kırıklığın aynı değil mi? Kimin, benim mi? Evet, üzüntün aynı değil mi? Esra Hanım, yani ben çocuklarım var. Ben canımı alır çocuklarıma, ben çocuklarımı vermiyorum. Şu çocuğu... Ya Esra Hanım size söylüyorum ya, 4 günden bak, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Bir kere soramıyor. Düşmanım olsa bile sorar. Ya benimle konuşmuyor mu? Kardeşleri yakın, arkadaşız. Sorabilir. Ama şimdi bu şefkat, merhamet dediğimiz duygular herkeste aynı şekilde ve aynı oranda yaratılışımızda yok ki. Her insanda bu farklı gelişmiştir. Fakat şunu görebiliriz. Bir insanın ne kadar şefkatli ve merhametli olduğunu, geçmişteki insanları nasıl bıraktığını masaya yatırırsak, orada bir toplama çıkartma yapsak, zaten önümüze bundan sonraki yolların haritası çıkar. Boşanmanız konusunda sizi bir araya getireceğim. Oturur konuşursunuz. İstekleriniz de belli. İnşallah anlaşırsınız. Daha da fazla uzatmazsınız. Sizi buradan uğurluyorum Songül. Buyurun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.